Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün FIFA 2001 oyununu oynayacağız. İyice sesleri kıstım artık. Telif yemekten hiçbir spor oyunu yayınlayamaz oldum arkadaşlar. Şimdi zorluğumuz profesyonel, öyle söyleyeyim. Bir de biliyorsunuz bir zoru World Class var. Profesyonel seviyesinde oynamaya çalışacağız ama World Class'ı oynamak gerçekten çok çok zor. Şimdi kendime, dişime göre bir rakip bulmaya çalışıyorum. Ben Manchester United'ı aldım. Ne zamandır oynamadığım bir oyun zaten. Şimdi oyuna girince zaten FIFA 2001 hakkında bol bol konuşuruz. Hem oynar hem konuşuruz. Oyunumuz PlayStation 2'ye ilk çıkan FIFA oyunu arkadaşlar. PlayStation 1'de de tabii ki FIFA 2001 oyunu var ama PlayStation 1 grafik kalitesinde o. Bu direkt PlayStation 2'nin gücünden faydalanıp FIFA oyunu yapmışlar. Biz zamanında tabii ayıla bayıla oynuyorduk. Özellikle PC sürümü bizim için çok etkileyiciydi. Ama tabii ki en çok nerede oynadın derseniz PlayStation'da oynadık. Ve muhteşem bir golle de bir açılış yaptık. Andy Cole, gördüğünüz gibi. Oyunumuz FIFA 2000'den sonra tabii ki çıktı. FIFA 2000'in geliştirilmiş bir versiyonu olduğunu söyleyebiliriz ama biraz sonra da bahsedeceğim gibi oynanabilirlik olarak zaten benziyor. Yalnız oyunda çok bariz bir bug var. Ve bu bug yüzünden kolay gollere ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Aman şimdi golü attık diye sevinirken hemen bir gol görmeyelim kendi kalemizde. Gördüğünüz gibi televizyon kamerasından oynuyorum. Yoksa kendi arkadaşlarımla veya bilgisayar karşı oynarken her zaman tavır kamerayı daha geniş bir bakış açısı sağladığı için tercih ederim. Ama görsel olarak daha iyi bir sunum olduğunu düşündüğüm için bugün bu kamerayı tercih ettim. Evet, Kel bir David Beckham. O zaman öyleydi, doğrudur. Evet, bir oyun kurmaya çalışıyoruz ama önde olduğum için de şu anda taktiklere dokunmayacağım arkadaşlar. Golü yersek bakarız. Kadrolar çok iyi arkadaşlar. Yani bu yıllardaki kadrolar gerçekten çok iyi. Kaleci Barthez, düşünebiliyor musunuz yani? Ve tabii takım Manchester United olunca kalecinin Barthez olması normal ama yani şu yaptığımız hataya bak. Neyse, vuralım gitsin. Major League Soccer lisanslı arkadaşlar. Oyuna Amerikan Ligi'ni de dahil etmişler. 2000 senesinde olan Türkiye Ligi maalesef 2001 senesinde yok. Galatasaray'la problem yaşadıkları için 2000 senesinde arkadaşlar. Haç işareti olan bir Türk milli takımı yapmışlar. Bu da zamanında çok gerilmişti açıkçası. Çok konuşulmuştu ne alaka diye. Ve gayet kötü bir Galatasaray yapmışlar. Gereksiz kötü yani, öyle söyleyeyim. Hani kadro çok iyi. Ama güçleri çok düşük. Oyuncuların bu arada York'ta atmaya devam ediyoruz. Oyunda ilk defa şöyle bir sistem de kullanılmış. Oyun içi sesler var. Mesela gol olduktan sonra oyuncuların birbirlerine çığlıkları, bağırışları duyulabiliyor. Daha sonra bu özelliği hiçbir FIFA oyununda kullanmadı arkadaşlar. Yani demek ki çok övgü almayan bir özellikmiş. O şekilde tarihe geçmiş. Onun için bu oyunun bir de böyle bir özelliği vardır. Evet, şöyle şık bir hareket bize çok yakıştı. Aman aman.
Stan bırakmaz tabii ki. Bıraktı ama. Neyse atamadı Allah'tan. FIFA 2000'den de alıştığımız gibi arkadaşlar, pas ikonları var burada da gene gördüğünüz gibi. Ve gene FIFA 2000'de olduğu gibi o kadar olmasa bile orta kafa gol olayı bilgisayar tarafından çokça uygulanıyor. Evet, kesinlikle hücumda yalnız kalıyorum. Onu şu anda hissettim ve hemen bir taktik ekrana gireceğim yani. Oradan beraber bakalım. Ara sahneleri özellikle geçmiyorum. Bakın bir random seçtim ben ama bir gece maçı çıktı. Gayet güzel bir stat olduğunu görüyoruz. Şöyle yapacağım. Bir stratejimize bakalım neymiş. Dengeli ve baskılı. Güzel. Orada sıkıntı yok. Peki şöyle forveti ileri olacak şekilde alıp atak defansı bir tık ileri alacağım. Galip olmama rağmen biraz daha görsel bir oyun sunmaya çalışalım. Robbie Keane, Irvin, Ryan Giggs efsaneler burada arkadaşlar. Dönemine göre çok iyi görseller. Çok iyi animasyonlar. Çok iyi müzikler, çok iyi sesler. Çok iyi top fiziği bile diyebilirim arkadaşlar yani. Bakın bir offside tuzağına yapmak istedim ama neredeyse bana kapak oluyordu. Evet, böyle kanattan gitmeyi seviyordum bu oyunda. Çünkü kanattan ortalarda birazdan yapabilirsek arkadaşlar çok fazla rövaşatadan gol oluyor kanattan yaptığınız ortalarda. Oyunda böyle bir problem vardı açıkçası. Her zaman o kanada gidemiyorsunuz ama bakın yani özellikle bu zorluk seviyesinde ama gittiniz mi de golü bulmanız işten bile olmuyordu. Evet, sert bir maç oluyor. Ben gene kanattan gitmeyi tercih ettim. Yani faul ver hoca ya. Oyunda gördüğünüz gibi bir şut barı var. Daha önce ve daha sonra birçok oyunda kullanılmış olan bir şut barı bu. Yani ne kadar hızlı şey basarsan, uzun basarsan top o kadar sert bir şekilde rakip kaleye doğru yöneliyor. Bu da aslında oyunda çeşitlilik sunuyor size. Evet, bir türlü orta sahayı geçememenin huzursuzluğunu yaşıyoruz. Tamı da oradan çıkardık ama Allah'tan iyi bir vuruş gelmedi. Peki, bakın kol çok yalnız kalıyor. Gary Neville. Devam devam. Burada da FIFA 2000'de olduğu gibi arkadaşlar bir pas göstergesi var. Hangi oyuncunun markaj altında olduğunu veya pası alıp alamayacağı ile ilgili bize önceden bir fikir veriyor. Rebro çok süratli gerçekten. Dönemin iyi futbolcusu. Müthiş pas verdi. Ve gereksiz bir müdahale yaptık orada. Penaltı kararı çıktı. Evet, tam bir ters köşe. Görelim
gördüğünüz gibi kamera arkasından da kale arkasından da kale arkası kamerasından diyelim veya golün tekrarını izlemek PlayStation'da ilk defa bu oyuna has bir şeydi. FIFA 2000'de çünkü FIFA 2000 videosunda bahsetmiştim. RAM yetersizliğinden dolayı kale arkası kamerası yoktu oyunda. Evet, bu arada dakikada 88 oldu. Artık zamana oynuyoruz. Ve çok iyi geldik. Bakın ortada adam var. Pası verdim. Ravaşata ile golü attım. Gene yok tabii ki. Ve dediğim gibi arkadaşlar, bu oyunun aslında bir hilesi gibi duruyor. Senelerce biz çünkü bu şekilde gol attık. Bunun PC versiyonunda da böyle oldu. PlayStation 2 versiyonunda da böyle oldu. Ve maçı kazandık. York tabii ki de maçın oyuncusu seçilecek. Zannedersem 3 golü de York'la attık. Evet, topa da hakimmişiz. Evet, yani uzun süredir oynamıyor olmamıza rağmen ben gayet hazır gibiyim. Bakın şöyle başlayalım. International, Avusturya, Belçika, Brezilya, Danimarka Ligi, İngiltere Ligi, Fransa Ligi, Almanya Ligi. Yani çok gereksizlikler de var. Yani Yunanistan, İsrail, Kore Ligi, İtalya Ligi, Major League Soccer, Amerika Ligi yani, Hollanda Ligi, Norveç Ligi ve Adır. Adır'da Galatasaray. Bakın ne kadar güçlü, gücü düşük Galatasaray'ın. İskoç Ligi, İspanya Ligi ve İsveç Ligi bundan oluşuyor. Şimdi bir international deyip Türkiye'yi seçelim. Gene bir international takım alalım ama böyle bir random alalım yani. Bırakacağım bir yerde. Bıraktım. Kanada geldi. İyi. Kanada'yı yeneriz. İnşallah yeneriz yani. Bakın burada ölü toplarda mesela oyun bize bazı bilgiler veriyor. Oyunun loading ekranları bu şekilde. Hiç hep bilgi vererek geçiyor. Evet, kadromuzu gördük biraz önce. Evet, bu sefer bir gündüz maçıyla böyle bir Tayfur Havuç'un saçı yalnız herhalde yok. Ayda çok iyi geldik oraya ama Hakan'la golü kaçırdık. Sergen Yalçın herhalde tabii ki. Fatih Akgel, Alpay Özalandır o. Her ne kadar benzemese de Geza Rüştü o gün. Yani neredeyse aynı çizmişler. Abdullah Ercan. Ümit Davala. Bu oyunda dediğimiz gibi Galatasaray'ın dışında bir de Beşiktaş var arkadaşlar ama Beşiktaş'ı seçemiyorsun. Seçebildiğin takımlardan birisi değil Beşiktaş. Beşiktaş'ı sadece Avrupa Kupası maçlarında oynarsan Beşiktaş rakip olarak sizin karşınıza gelebiliyor. O da her seferinde gelmiyor ama ben tabii karşılaştım birkaç kere. Pascal Numalı gayet iyi bir Beşiktaş var. Onu söyleyeyim yani. Evet, klasik FIFA 2000 taktikleri burada da işe yarıyor. Çok güzel geldik. Rovaşata'ya kalktık gördüğünüz gibi ama savunma oyuncusu bizden önce davrandı. Davranmasaydı golü atacaktık. Eyvah. Çok iyi yerinde müdahale. O gün temiz Kanoğlu.
Yani bu oyun hiçbir zaman bir efsanevi bir FIFA oyunu olarak anılmadı arkadaşlar. Yani bu oyun böyle efsanevi bir futbol oyunu veya efsanevi bir FIFA oyunu olarak hiçbir zaman da lanse edilmedi. Abi, kötü mü kötü değil. Bakın bugün bile oynanabilir yani bu grafiklerle. Gayet oynanabilir bir oyun yapmışlar 2001 senesine göre. PC versiyonunun orijinal satımında bende vardı çünkü hatırlıyorum. Hacı vardı kapak resmi olarak. Evet, golü bulamadık daha. Bir gol atsak belki biraz rahatlayacağız. Stres çıkacak yani üstümüzden. Evet, böyle sert faullere hemen seyircilerin tepkileri söz konusu oluyor. Tam bir orta saha mücadelesine döndü. Hadi Apo, sen koşarsın oradan. Evet, Kanada maçı öldürdü iyice. Şöyle bir artık uzun vurayım dedim. Neyse, ilk yarının golsüz berabere bittiğini söyleyelim. Bir taktik ekranımıza girelim. Ve atak seviyemizi biraz daha artıralım. Bakın 4-5-1. Yani şunu bir 4-4-2 yapalım. Şöyle yapalım. Zaten çok atak oynuyormuşuz. O kadar atak da iyi değil. Bir tık geri geldim açıkçası. Attacking. Neutral olabilir. Ama şurayı baskılı yapalım arkadaşlar. Baskılı, bol presli bir ne kadar adamlarımız ne kadar yorulacak olsa da biz gene onu tercih edelim. Evet, kendi sahamızda paslaşarak oyuna başladık ikinci yarıya. Bakın nasıl da kanattan gitmeye gayret gösteriyorum. Hakan'dan orta gelir mi? Aa, işte Okan Buruk, gördünüz ne kadar tehlikeli oldu yani. O olmazsa bu olur. Böyle yandan toplarda. Çok estetik. Rövaşata goller atabiliyoruz bu oyunda. Ama bir yerden sonra da artık yani her vurduğun gol olunca da oyun tabi gerçekçiliğinden bir şeyler kaybediyor arkadaşlar. Bu da bir gerçek. Onun için bu oyunun efsane olamayışının sebebi, en büyük sebebi budur diye düşünüyorum. Şu müdahaleler falan çok şık. Şöyle koşu yoluna. Hadi gidin bakayım. Şöyle iyi bir orta gele gol getirebilir. Ve işte gol geldi. Bu sefer rövaşata çok tehlikeli oldu. Ama dönen topu tamamladık. Ve 2-0'a geçince de bir rahatladık arkadaşlar. Şimdi bundan sonra hani gol atmaktan ziyade topu döndürerek maçı bitirmeyi tercih edeceğim. Gol yemeden tabii mümkünse. Tamam, bir şey yok. Evet, hiçbir varlık gösteremedi Kanada milli takımı gördüğünüz gibi. Erken.
to win the ball. Menezes. Evet, şöyle arada kayarak müdahale ediyoruz ama hakemin şeyinde random seçmiştik. Sertliğini diyelim. Bize gayet müsamahakar bir hakem çıkmış bu maçta. Onu anlıyoruz. Yoksa şimdiye kadar hiç sarı kart bile görmeden bu maçı bitirmemiz mucize. Bu yerinde bir müdahale. Buna kimse laf edemez. Evet, kanattan hücuma gene devam ediyorum. Birden hızlandım bakın. Ceza sahasının orta. Tam top böyle rövaşatalıktı. Bu sefer vuramadık ama. Evet, savunmada büyük derin boşluklar var görüyorsunuz. Ama Allah'tan o gün yerinde. Ve Hakan'ın güzel bir golünü izliyoruz. Evet, 3-0 oldu. Dakikada 85 oldu. Gayet rahat bir şekilde maçı bitirmeye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ve clean sheet, rüştü. Hiç gol yemedi, maç tamamladı. Evet, güzel oyun arkadaşlar. Yani ne diyeyim? Şimdi bir maç daha yapalım. Yani Galatasaray'ı çok güçsüz yapmışlar. Galatasaray'ı almak istemiyorum arkadaşlar. Şöyle İspanya Ligi'nden tesadüf bir takım seçtim. Kim geldi? Real Oviedo. Bir de buradan bir takım seçelim tesadüf. Mallorca geldi. Birbirini eşit dengeli takımlar. Bu sefer Mallorca'yı seçeyim ben. Bir deplasman takımı almış olalım şimdi de. Bakalım nasıl hava koşulları ve nasıl bir saha. Gece maçı mı, gündüz maçı mı? Bizi nasıl bir ortam bekliyor? Real Oviedo'nun kadrosuna bakıyoruz. O zamanki kadrolar, yani bu takımın bile, bu takımların bile kadroları gerçekten iyi. Bu eski FIFA'ların, ilkel FIFA'ların diyelim, gerçekten en önemli özellikleri bir an evvel oyuna başlıyor olabilmeniz. Yani zaman kaybetmeden hemen iki tane takım seçip çat çat oyuna giriyorsunuz arkadaşlar. Bu müthiş bir şey gerçekten. Stankovic. Bildiğimiz daha sonra Inter'de oynayacak olan Stankovic zannediyorum. Serbest vuruşlarla falan da meşhurdur. Hoca faul. Ya bu arkadan ama yani bunu faulü vereceksin artık. Evet, sahayı aşağıda radar var ama sahayı komple göremiyor olmanın büyük dezavantajını yaşıyorum arkadaşlar. Hiç alışık olduğum bir düzen değil bu düzen. Onun için bazen öndeki adama bile markajlı olduğunu göremeyip pas atıyorum ve o da top kaybıyla sonuçlanabiliyor.
Evet yani spiker bile söylüyor, bu büyük bir sürpriz diyor yani bu pozisyonda kar çıkmamış olması. Evet iyi geldik buraya kadar. İyi vurur mu? Bu kadar vurabildi. Evet, çok sert geçiyor maç. Bayağı red card soccer'a falan döndü oyun yani. Bakın şöyle bir shield hareketi var. Topu koruyorsunuz. Müthiş bir hareket. Bakın nasıl geçtim. Ama sabredip kullanmak lazım yani. Evet iyi yeri hadi. Penaltı yok mu artık ya, yeter. Yani bir vuralım da uzaklaşsın dedim artık arkadaşlar. O kadar orta saha mücadelesine döndük oyun. Neyse tehlikeli bir hataya kalkmışlardı. En azından düdük çalınca belki de golü yemekten kurtulduk. Gördüğünüz gibi ikinci yarı başlıyor. Bakalım ikinci yarı bize neler getirecek. Tabii ki ben bir taktik ekrana girmeyi gerekli buluyorum. Zaten gördüğünüz gibi çok saçma bir taktikle oynuyormuşuz. Şunu bir tık geri alacağım. Forvet'i de şu şekilde ayarlayacağım arkadaşlar. Bakalım bir gol bulmak istiyorum tabii maçı, en azından maçı kazanmak için. Evet güzel geldik. Güzel bir orta bakalım. Aa, çok güzel yerinde bir müdahaleydi. Ah. Onopko. Hatırlıyorum Onopko'yu falan. İyi oyuncular bunlar arkadaşlar. Dönemin iyi oyuncuları yani. Evet, pas çok iyi yere. Şöyle iyi bir orta, iyi bir vuruş. Ve çok güzel. Nihayet golü bulduk. Biz sevinç içindeyiz. Rakip büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Burada işte futbolcuların çığlıkları, çağrışları vesaire. Oyunu hissedin sloganıyla çıkmıştı zaten. Kendinizi sahada hissettiriyor bu tarz şeyler. Ama dediğim gibi daha sonra kullanılmadı. Gayet güzel. Bakın. İyi değere gitmiş top. Kaleci de biraz önde olunca gol olması kaçınılmaz olmuş.
Evet, hızlı bir oyun. Evet, çok güzel. Şöyle bir pas denedim ama çok hızlıydı. Belliydi kalecinin alacağı. Evet, hataya zorlayabiliriz rakibi. Evet, şöyle adamın yanından geçmek, hiçbir hareket yapmadan falan hiç mümkün değil arkadaşlar. Bakın paslar da kolay kolay yerini bulmuyor. Carlos demin sol ayakla atmıştı. Bir sağdan bir soldan denedik ama bu sefer olmadı. Bakın paslar tuhaf bir şekilde genelde rakipte kalabiliyor. Çok güzel, çok güzel. Evet, bu sefer sağdan. Carlos hayatının maçını oynuyor olabilir. Formalar güzel arkadaşlar. Yani gayet lisanslı gibi duruyor. Çünkü sponsorlar var formaların üzerinde. Spain Air gibi bir şey gördüm yani. Oyunumuzun diğer bir eksiği maalesef çok fazla gol çeşitliliğin olmaması. Kolay kolay uzaktan gol atılamaması. Ve işte bahsettiğim gibi yan toplardan çok fazla gol olması. Oyuncuların bu yıllarda kendilerine has hareketleri bilgisayar oyunlarına daha yansıtılmamış durumda. Mesela işte Roberto Carlos'la topu kontrol ediyorsan o belli ki Roberto Carlos mesela yani. Ama daha bu yıllarda o tarz özellikler oyun dünyasına girmemişti. Yani David Beckham'ı mesela ayırırsınız topa gelişi falan, böyle vuruş şekli falan. Diğer oyunculardan kendini ayırır. Ama bu oyunlarda daha o seviyede bir şey yok açıkçası. Yani bariz bir geri pastı ama. Evet arkadaşlar. Bu maçta bizim galibiyetimiz de sonuçlandı. Maalesef her maçta her FIFA'da galibiyetle sonuçlandıramıyoruz ama bazen de şansımız rast gidiyor veya çok oynamaktan dolayı, oyunun kimyasını iyi bilmekten dolayı iyi sonuçlar çıkabiliyor. Evet, o zaman bu videomuzun da sonuna gelelim. Bir başka videoda görüşmek üzere diyelim. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve çan işaretine tıklamayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Herkese hayırlı akşamlar.